Herkese merhaba. LISK yani LSK coin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatları çıkabilir? Garanti satış edip Neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. da diğer bazı altcoin'ler gibi Ocak 2018 yılındaki ulaştığı en yüksek market cap fiyatına e, miktarına daha doğrusu gelememiş. E, bu benim açımdan negatif bir durum. Yani ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani bir e, Bitcoin'i değerlendirirken örnek veriyorum 10 tane benim belirlediğim bir. Ee, özellik olmuş olsun ve ben bu 10 tane özelliğe göre o coin'de yatırım yapıp yapmayacağıma karar ver, veriyorum diyelim. Ee, şimdi bu 10 özellik içerisinde bu benim açımdan bir tane negatif çizgi demek oluyor. Yani belki de bir tane bu olumsuz ama önümüzdeki mesela örneğin yapay zeka ile ilgili olmuş olsun veya defi alanında artık e, önümüzdeki boğa sezonu bir hype yaşayacak diyelim. E, da bununla ilgili ise e, otomatikmen olumlu olarak yansır bu. E, diğer başka birçok şeyde hesaba katarak ona göre yatırım yapmak gerekiyor. Sadece bu arz yönünden bu market cap... ATH'ına ulaşamaması yönünden benim açımdan negatiftir. Ve ben bu tarz coinlerde uzun vade hani böyle büyük yatırımlar yaparak takip etmem. E bunu da tavsiye etmiyorum yani sadece söylemeye çalıştığım tek şey bu. LSK yükselmeyecek veya 10x 5x yapmayacak anlamında değil. Tabii ki yapabilir. Sadece benim için bu bir negatif durum Yine belirtmek istedim. Ocak 2018 yılında 116 milyon LSK dolaşımda yer alıyorken en yüksek market cap'i yaşamış. Sonra Ocak 2021'de 126 milyona çıkıyor arzı 10 milyon kadar bir artış söz konusu ve bu arz neredeyse sabit bir şekilde 128 milyon olarak günümüze kadar geliyor ve büyük artık arz artışları da yapmıyor. Zaten üretilmiş olan total sahasına baktığımızda 144 milyon adet. Yani hala 20 milyon kadarı dolaşıma girmek için köşede bekliyor demek oluyor bu. E, LSK özelinde maksimum sahası zaten koyun market cap verilerine göre görünmüyor. Arzı sınırlı mı, değil mi? Ayrıca araştırmak lazım. Bunu da size bırakıyorum. Hemen bakalım güncel tablosuna. 1 dolar 33 sent şu anki fiyatı dolaşımdaki arzı 128 milyon adet ve güncel market cap'i 175 milyon dolar. En yüksek market cap'ini Ocak 2018 yılında 33 dolar 87 centlere çıkarak yapmış ve 116 milyon adet varmış o dönemde dolaşımda. LSK ve ulaştığı en yüksek market cap'te yuvarlayarak söylüyorum 4 milyar dolar. Yani 2018 yılını düşündüğümüzde gerçekten bu önemli bir market cap, önemli bir sıçrama yaptığı anlamına gelir. E sonrasındaki daha büyük yaşanmış olan 2021 yılındaki boğada neden bu hacme tekrar ulaşamadı? Neden bu kadar yatırım alamadı? Bunu da işte sorgulamak lazım. Ben o yüzden bunu negatif olarak söylüyorum. Negatif bir durum olarak e, kabul ediyorum. E, tabii ki herkesin düşüncesine de saygım var. Şimdi günümüzdeki arz ile geçmişte ulaştığı bu market kepe tekrar ulaşabilmesi için fiyatın minimum 30 dolar 70 sente çıkması gerekiyormuş. Yani neredeyse ATH'ına yakın bir seviye olarak görülüyor e, ee, total arzına bakalım. 144 milyonun hepsi dolaşıma girmiş olsun. O zaman da 27 dolar 30 sent sadece arz hesaplamasıyla minimum boğa hedefi olarak karşımıza duruyor. Bakalım bu defaki da 2018 yılındaki ulaştığı en yüksek market cap ATH'ını bu defa geçebilecek mi? Bunu da yaşayıp göreceğiz. Grafik üzerinden göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi 2021 yılında yani 10 dolarlara kadar çıkabilmiş, buraya yaklaşamamış bile ki burası 2018 yılına göre bizim kovalamamız gereken hedef olarak karşımızda duruyor. Peki hemen şöyle yapalım. LSK'yı şu an alan birini düşünelim. Şimdi aldık. Pardon tekrar tutmam gerekecek. Şimdi aldığımızı varsayalım. Bakın kar hedefi gerçekten Önemli ölçüde çıkıyor. Buna ulaşacak mı? Buna zaman gösterecek. 27 dolar 30 cent e hedefleyen biri %1950'lik karı kovalıyor. 19.5 kat. 30 dolar 70 cent hedeflerse eğer günümüzdeki arzıyla bu hedef çıkıyordu biliyorsunuz. O zaman da %2200'lük kar kovalayacak yani 22 katlık bir boğa hedefi görünüyor. Tabii ki kararı size bırakıyorum. Buralara ulaşacak mı ulaşmayacak mı? Siz e, araştırırsınız. Coin'e güveniyorsanız tekrar eski ilgiyi alacağını inanıyorsanız tabii ki ona göre takip edebilirsiniz. RSI stratejime göre de ilk etapta takip edilmesi gereken en önemli majör satış bölgesi 4 dolar 70 sent olarak da karşımıza duruyor. Evet. E ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.